Selam canlar, yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben böyle hazırlandım. Hatta minik kuşumu babaanneye bıraktım. Umarım fark etmez. Çünkü bu aralar böyle ayrılmak istemiyor benden. Şu an kursa gidiyorum, ehliyet kursuna. İnşallah 2 gün sonra da sınavım var, ehliyet sınavım, direksiyon sınavım. Bakalım, umarım geçebilirim. Şimdi böyle dediğim gibi hazırlandım, kursa gidiyorum. Bu arada ben hiç yağmurda araç kullanmadım, çok korkuyordum. Sınavım yağmurlu bir güne denk gelirse diye. Şansıma hava çok soğuk olacak ama yağmur yokmuş. Biz anneli oğullu yürüyüşe çıktık. Aslında kurs bayağı uzak, otobüste gidilebilecek bir yerde yani. 15 dakikalık, çok da uzak demeyin de. Yine de uzak yani. Yalnız hava gördüğünüz üzere yağmurlu değil, öyle çok da soğuk değil. Hatta bakın, böyle gömleğin üzerine yelek giydim. Hiç düşünmedim, hatta birazcık terledim bile yürüyünce. Dedim aman ne otobüsüne bineceğim, yürüyeyim dedim. Açılır mı, iyi olur diye düşündüm, yürüyorum. 20 dakika oldu, hala yürüyorum. Artık bina yapmak ne kadar kolay. Şöyle göstereyim, bayağı bir ses var ama. Ben kursa başladığımda bu binanın daha temelini atıyorlardı. Şimdi gördüğünüz üzere binayı dikmişler, bitmiş bile. Yani 1,5 ay içerisinde, 2 ay içerisinde hemen binayı bitirebiliyorlar. Sonra deprem riski oluyor işte. Bakın, ben bu arabayla ders alıyorum. Minnacık i10 diye geçiyor. Kirbit kutusu gibi yani. Parkı falan da çok kolay oluyor. Çok seviyorum. Öyle. Ne kadar güzel bir şey olmuş böyle. Ne olduğunu tam anlayamadım ama galiba burada da eğitim veriyorlar. Burada ne var? Kasis var. Düşünerek kullanıyorum bak. Düşünerek kullan. Önde kasis var. Hafif fren bırak. 20'lere düştün zaten. 20'lerde, 22'lerde geçer. Panellere de bak arada. Gözün gelsin. Aynaları, panelleri, radar gibi olacaksın. Evet. Hepsine bakacağım. 1, 2, 3. Çok kalabalık. İkinci parka gidelim biz de. Tamam. Biraz ilerledikten sonra sağ olsun. 1, 2, 3 park var. Gel birinciye gidelim. 1, 2, 3, 4 tane var. Girebilir. Evet gel, bir daha boş. 2 tane var önümüzde. Yani. Zamanı harcamayalım. Gel yavaş yavaş. Durma eylemine girme. Fren pedalını yumuşak yumuşak. Tamam. Pompalı yap. Bas, durdur. Çek ayağını. Basarak, çekerek. Sağ yapmış. Gelişmiş ayağı. Geldim. Bayağı güzel kullandım. İnşallah sınavda da böyle kullanırım. Bakalım, minik kuşum uyumamış. Aklım birazcık onda. Umarım uyumuştur. Çünkü bu saatten sonra da uyutamam zaten. Ama uyumadığı zaman da geceleri benim için zor oluyor. Şimdi kapıyı büyük ihtimalle o açar. Size göstereyim ben de. Evet. Ah, kapıyı çalalım. Açsın bakalım minik kuşum. Ne yapıyorsun? Neden uyumadın? He? Niye uyumadın? Yarım saatten çok sallamışım. Ben şimdi tiga attım. Uyandı mı? Şimdi, vallahi bilmiyorum. Uyuttum. Şimdi uyandım. Birazcık uyuttum. Uyudun mu? Uyumamışsın bence. Bakalım ikinci günden selam. Ne kadar böyle güzel güneş vuruyor. Hatta hava da güzel. Yani gitgide hava güzel oluyor. Dualarım kabul oldu. Sınav esnasında güzel olacak inşallah hava. Şu an çıktık. Bizim binanın önünde bir salıncak var. Karen Hanım orada oyalanıyor. Göstereyim hatta. Şuna bakar mısınız? Güya uyuyor. 40 saat uğraşsam uyumaz yani. Binanın önüne direkt çıktık böyle. Bisikletini aldım. Ama o bir kere sallanmayı tercih etti. Hadi bakalım, gidiyoruz gidiyoruz. Geç kaldık. Geç kaldık. Tamam, o zaman sen burada kal, olur mu? Görüşürüz. Bay bay kızım. Tamam, dur dikkat et. Hadi bakalım, anne derse geç kalıyor. Hadi gel anne. Sallayamam, hadi bir tanem lütfen, lütfen, lütfen. İkinci günün dersi de bitti. Bugün daha iyiydim. Yani kendime şaşırdım. O kadar emin kullandım ki bilmiyorum. Umarım yarın da öyle olurum. Yani bir L parktan korkuyorum. Çünkü o bir çizgi var. Çizgiyi denk getiremeyince her şey alt üst oluyor. Umarım geçerim yani. Öyle kızıma kavuşacağım. Bilmiyorum uyuduğumu uyumadığımı, hiç böyle mesaj falan da atmadım. Bakalım. Sınav günü. Sınava gidiyoruz. Sonunda beklenen gün geldi. Kızımdan artık ayrı kalmayacağım değil mi Karen?
Onu şu an uykudan uyandırdık. Saçını bile toplayamadım. Üstümü zor giydirdim. Aslında 10.30'da sınavım ama Karen Hanım biraz geç yattığı için geç kalktı. Öyle şu an saat 10. Efendim? Benim odam. Ne düşündü öyle söyledi. Benim okulum. Ha pardon, şu an onun okulun önünden geçiyoruz, onu söylüyormuş. Dediğim gibi sınava gireceğiz. Şu an sınava gidiyoruz. Biraz stresliyim açıkçası. Bilmiyorum, böyle olacağımı zannetmiyordum ama L-Park'tan korkuyorum. Onun haricinden geçebileceğime inanıyorum. İnanmak istiyorum. Bana başarılar o zaman. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ne yapıyorsun Karen? Ben buraya geldim. Biz nereye gittik anneciğim? Okula. Kimin okulu? Senin okula. Ne yaptım ben orada? Okula gittim. Orada ben ne yaptım? Tata yaptım. Ne yaptım? Tata yaptım. Araba sürdüm değil mi? Hı-hı. Peki sınavı geçtin mi? Hı-hı. Hayır. Kaldım. Sürpriz. Nerede kaldın? Okulda kaldım. Okulda kaldım. Evet arkadaşlar, sınavı geçemedim. Eve geldik. Tüm parkuru tamamladım. Parkurumuz şöyle, ilk alandan başlıyoruz. Gidiyoruz, işte birazcık bir mesafe var. Sonra L park yapıyoruz. L parktan sonra E5'e çıkıyoruz, trafiğe. Trafikten dönüp dolaşıp 25 metre geri geliyoruz. Sonra ani fren var, dur kalk var. Bunların hepsi okey, hepsi tamam. Sonra tekrardan başlama noktamıza geliyoruz. Başlama noktamızda paralel park var. Paralel parkı da yapıp tamam dedikten sonra çıkışımızı yapıyoruz ve komisyon üyelerini arabaya alıyoruz. Sınavı tamamlamış oluyoruz. Ben bu anlattığım her şeyi tekrardan başlangıç noktasına kadar geldim. Paralel parkımı yaptım. Tamam mı dediler? Tamam dedim. Sonra çıkabilirsin dediler. Direksiyonumu tam sol yapıp vitesimi ileri alıp çıkmam gerekiyordu. Direksiyonumu tam sol yaparken kaldırıma tekerim değmiş. Yani nasıl diyeyim, park ederken tekerim değmedi. Kalkmadan önce tekerimi kaldırıma sürttüm. Çünkü kaldırıma çok yakın bir şekilde park ettiğim için. Yani 3 metre sonra sınavım bitecekti. Bitemedi. Ay çok sinir oldum gerçekten. Üzüldüm mü? Yani sinirlenmem daha fazla oldu. Kendime sinir oldum. Keşke en başta kalsaydım. Diyorum ki resmen komisyon üyelerini gezdirdim geldim yani. Ve hocam da dedi sıfır hata, sinyallerim, gaz fren ayarım falan her şey mükemmeldi. Yani ben de yani ne bileyim, başka birisinin yerinde olsam, şoför başkası benim gibi kullanmış olsa evet çok güzel kullandı falan derdim. Ama gel gör ki saçma sapan bir yerde kaldım. Neyse nasip diyelim. Aralığın sonunda bir tane daha sınav olacakmış. Yani doğumdan önce ona girmem gerekiyor. Yoksa doğum falan olur, şey olur yani, günüm yaklaşır. Bakalım. Bir daha sınava gireceğiz inşallah. Bir daha para yatıracağız yani. Ama araba kullanmak çok eğlenceli, çok zevkli. Pes etmek yok. Yola devam. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Bu da böyle bir video oldu. Ehliyet sürecimi paylaştım. Bir şey söylemek ister misin anneciğim? Hı hı. Ne söyleyeceksin? Hadi söyle. Ben buyum. Ben buyum. Bu arada bu da bir kargonun büyük kutusuydu. Böyle açtı. Günlerdir bununla oynuyor. O kadar eğlendi ki. Yani oyuncaklarıyla bu kadar eğlenmedi resmen. Aslında böyle bir karton alıp böyle boyatmak gerekiyor. Neyse, başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.